Bugün stüdyomuzda bir saç simülasyonu işlemi yapacağız. Yunus Emre Bozkurt'u ben davet etmek istiyorum stüdyomuza. Onun kafasında şu anda bir ameliyattan dolayı bir iz var. Buyurun. Stüdyo yönetmenimize de teşekkür ediyoruz yardımı teşekkür için. Ederim. Hoş geldin Yunus Emre. Merhabalar. Şimdi şöyle de aslında izleyicilerimize de paylaşmak lazım. Şimdi saç simülasyonu işlemi sadece saçın gürlüğünü ve işte çokluğunu altını çizmek için değil, bazı zamanlarda bu şekilde ameliyat izlerini kapatmak için de yapılan bir uygulama. Evet. Emre'cim şöyle dönecek olursan izleyicilerimizle de paylaşalım. Şurada işte bir dikiş izi var. Bunu Sevil Hanım kapatacak. Bir işlem yapacak. Öncesinde sanırım bir krem uygulaması yapıldı. Sanırım hani herhangi bir ağrı hissetmemesi için yapılan bir krem uygulaması. Ama sonrasında bir işlem gerçekleştirilecek ve bu dikiş izi tamamen kapatılacak. Tabii ki sadece erkeklerde değil, kadınlarda da uygulanan bir yöntem olduğunu söyledi Sevil Hanım. Saç ekimine bir alternatif olmasa da sanırım evet, saç ekimi yaptırmak istemeyenler için iyi bir alternatif olduğunu da düşünüyorum, değil mi? Evet, onun da altını çizmek istiyorum. Bu bir saç ekimi değildir. Saç ekimi yaptırıp da yeterli bulmayan kişilerde veya saç ekimini düşünmeyen, istemeyen kişiler için uygun bir işlem. Saç ekimi değildir. Bunun altını kalın çizelim. Altını çizelim. Gözlüğü taktınız. Büyüteç mi o? Evet. Bu bir büyüteç. Çünkü mikro inceliğinde bir uçla uygulama yapacağız. Emre nasılsın? Dur mikrofonu getireyim, soracağım sana da. Şu sanırım değil mi bizim konuk mikrofonumuz? İki numaralı mikrofonu aldım. Hoş geldin. Hoş bulduk Çağla Hanım. Şimdi kaç yıl oldu ameliyat olalı sen? 9 yıl oldu. 9 yıl. Bir beyin kanaması operasyonu. Beyin kanaması geçirmiştim 9 yıl önce. Saç dikilemez dediler. Dikilemez dediler. Ama araştırdın değil mi evet, bu konuyu? Evet araştırdım, tabii araştırdım. Çünkü seni rahatsız ediyor bu görüntü. Evet, evet. Şimdi o görüntüden tamamen kurtulacaksın bakalım. Ben de İnşallah, çok merak ediyorum. İnşallah bekliyoruz. Bu arada Yunus Emre Bozkurt efendim benim kayınbiraderim olur evet, kendisi. Şöyle bir tanıştırayım sizinle de. Yani şimdi bugün aslında ihtiyaç olarak bu işlemin nasıl yapıldığını göstereceğiz. Bir de şunu merak ediyorum aslında Sevil Hanım, siz orada malzemeleri de toparlarken fiyat vermeyelim tabii de pahalı bir işlem midir ve bunun fiyatı nasıl belirleniyor? Yani alana göre mi belirleniyor, nasıl belirleniyor? Ücretini ben kendi uygulamalarımda saat olarak belirliyorum. Hı-hı. Çok az sizi şöyle çevirebilir miyim? Tamam, harika. Saat olarak belirliyoruz çünkü uygulama yapılacak alanın büyüklüğünde kullanılan boya miktarı da önemli. Hı-hı. Bu cihaz ne cihazıdır? Yine bu uygulamanın için üretilen özel bir cihaz mıdır? Bu cihaz evet şöyle... Az önce konuştuğumuz gibi dövme tekniğiyle yapılmasını ben doğru bulmuyorum. Hı hı. Yine dövme tekniğine benzer bir uygulama ama dövmenin kardeşi olarak düşünebiliriz. Hı hı. Daha soft. Peki bu uçlar kişiye özel mi takılıyor? Tek kullanımlık. Hı hı. Şimdi açtık burada. Herkese tek kullanımlık uygulanması zaten. Hijyenize dikkat etmek lazım. Herkes biliyordur veya bunu dikkate alması gerektiği bir konu. Steril edilmiyor kullanılan malzemeler. Boya kabı dahil tek kullanımlık kullanıyoruz, hı hı, ve atıyoruz. Çok merak ediyorum nasıl olacağını. Bir krem uygulaması yaptık evet, değil mi buraya? Uygulamadan önce anestezik bir pomatla cildin biraz uyuşmasını sağladık. Uygulama yaparken bu tarz işlemlerde ameliyat süresinin en az 6 ay geçmiş olması en gerekiyor. En az 6 ay sonra bu uygulaması. Yine ameliyatı yapan kişiyle de kombine çalışmak daha doğru. Çok az eğebilir miyim kafanızı? Hı hı. Uygulamada dediğim gibi çok minik kıl efektleri olarak şimdi gireceğiz ve göreceksiniz. Ne kadar zaman alıyor bu işlem? Özellikle şu anki işlemimiz ne kadar zaman alacak? Cildin biraz alımına bağlı olmakla birlikte bana göre bir yarım saat 40 dakikada uygulama. Yarım saat 40 dakikada yani programın bitimine yetişmeyecek ama en azından bir kısmını tamamlamış olacağız. Bunu da paylaşacağız izleyicilerimize. Bu arada Emre'cim hissediyor musun? Hiç duymuyorum, hayır. Bu kremden dolayı değil mi herhangi bir şöyle hiç olmayışı. Anestezik krem sürmesek de çok duyarlı değil kafa derisi. Hı hı. Özellikle dikiş bölgesi de orada herhangi bir hücre olmadığı için herhalde sinir olmadığı aynen için. Aynen öyle. Şimdi zaten hissetmiyorum. Bu şekilde çok minik kıl efektleri girerek burayı
kamufle edeceğiz. Peki tek renk boya mı kullanılıyor yoksa farklı tonlarda boyalar kullanılıyor mu aynı kişinin kafa derisine? Aynı kişinin kafa derisinde tek renk kullanıyoruz ama uygulama yapılacak kişilerin saç rengine en yakın rengi seçiyoruz. Yine önemli bir detay yakaladınız. Şimdi bakın uygulama yapıyoruz. Renk koyu duruyor. Bu uygulama yaptığımız renk %20 ile %40 arası açılıyor. Dolayısıyla bu uygulamayı yapan kişi, bakın ben şimdi saçın rengini dikkate aldım. Şöyle. Ona göre bir renk seçtim. Herkese aynı renk yapılmıyor ve rengin %20 ile %40 arası açılabileceğini hesap etmek gerekiyor. Yani ton atacaktır bir zaman sonra. Muhakkak değil mi? Atıyor. Ne kadar kalıyor? 2 veya 3 yıl mı kalıyor yoksa daha mı az? Yine cilt yapısına bağlı olmakla birlikte 2 ile 3-4 yıl arası kalıyor. Peki ara atışlar yapılması gerekir mi? Yani bir dönem 1 yıl sonra veya 6 ay sonra tekrar gelinmesi gerekiyor mu? Evet, şöyle yapıyoruz. Şimdi bu uygulamayı yaptıktan bir ay sonra ben kişiyi görmek istiyorum. Renge bakıyorum. Aralarda gerekirse tekrar bir retuş yapıyorum. Boş kalan alanlara. Çünkü uygulamadan sonra dikkat edilmesi gereken bir takım hususlar var. Örneğin işte solaryuma girilmemesi, bir hafta kimyasal kozmetikten korumak, denize girilmemesi gibi. Ama sonuçta yatağa yatılıyor. Uygulama yapıldıktan sonra yüzeydeki boya kuruyarak dökülüyor. Dökülme süreci alttaki asıl kalacak boyanın kurumasından sonra gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu arada bu girdiğimiz boya yüzeyde bunu tutacak pigment yok. Pigment biliyorsunuz hücre demek. Cilt altında tutacak doku var. Yüzeydeki boya dökülme aşamasında iken... Şöyle Emre'cim seni birazcık bu tarafa doğru, şuraya doğru döndürürsek sanırım izleyicilerimize daha da ayrıntılı görüntüyü paylaşabileceğiz gibi geliyor. Şu bölgenin özellikle işleminin devam ettiğini söyleyelim. Ben de böyle ilgiyle bakıyorum nasıl oluyor, nasıl yapıyor Sevil Hanım diye. İyileşme evresinde olduğu sürece dikkat edilmesi gerekiyor. Şu anda görüyor izleyicilerimiz. Orada bir noktalama işareti var ama tabii bu işlemi yaparken de boyada ister istemez bir dağılma oluyor. Onları şimdi Sevil Hanım kaldıracak. Aynen. Ve daha farklı bir görüntü ortaya çıkacak. Tam anlamıyla bir kıl kökü, tıraşlanmış kafatası derisi şeklinde bir görüntü olacak. Bazılarınız belki bunu hani çok farklı bulabilirsiniz ama bunlar tamamen ihtiyaçtan doğan, geliştirilen teknikler diye düşünüyorum. Özellikle bu tip sorunlarda işte ameliyat geçirmiş özellikle kadınlarda, hadi erkeklerde tamam neyse belki bir şekilde kaldırıyor ama kadınlarda özellikle düşünsenize kafatasında öyle bir açıklık hakikaten çok rahatsız ediyordur. Şu anda devam ediyor işlemimiz. Saç simülasyonu sanırım son yıllarda çok sıklıkla duymaya başladığımız terimlerden birisi. Bakın. Tabii bu uygulama bir zaman gerektiren bir uygulama. Biz stüdyomuzda bugün bir kısmını gerçekleştireceğiz. Sonra yayın sonrası belki devam ederiz, öyle değil mi Sevil Hanım? Tabii tabii. Siz uygulamayı yaparken biz bir mutfağımıza kadar gidelim. Sevil Ercan konuğumuz, kendisi mikropigmentasyon uzmanı ve eğitmeni aynı zamanda. Hassas bir konu, ehil ellerde yapılması gerektiğini söyledik. Programımızın içerisinde paylaştık sizlerle. Şu anda uygulama devam ediyor ama bu uzun süreli bir uygulama. Öyle 10-15 dakikada yapılacak gibi de bir şey değil. Biz bugün hani bu uygulama nasıl yapılıyor göstermek adına Yunus Emre Bozkurt'u ağırlıyoruz stüdyomuzda. Sevil Hanım da uygulamayı gerçekleştiriyor. Nasıl gidiyor Sevil Hanım uygulama? İyi gidiyor. Şimdi uygulama yaparken siz de farkındasınız. Saç rengi kumral. Açık bir renk. Bunu riske ederek daha koyu bir renk seçmedim ben. Gerekirse daha sonra tekrar üzerinden geçireceğim. Tabii. Ve gördüğünüz gibi yakından... ben büyüteçle bakıyorum tabii özellikle. Boya cilt içine yerleşirken bir yarım saat 40 dakika sonra biraz daha koyulaşıyor şu girdiğimiz, sildiğimiz noktalar ve saça yakın bir ton yakalamaya. Şöyle yapalım mı Emre? Biraz daha seni şöyle döndürelim. Kendi soluna doğru dönersen. İzleyicilerimizle paylaşalım, gösterelim. Şurada. Evet. Şöyle. İşlem devam ediyor.
Ve fakat bunun daha zamanı var tam olarak son halini alabilmesi için. Yok aslında bakın zoomlarsak burada kıl minik minik efektleri görebiliriz. Bunlar dediğim gibi ciltte kurumaya başladıktan şöyle sonra. Şöyle bir bırakırsak Sevin Hanım izleyicilerimiz görsünler. Evet, evet şurada çok beyazdı bariz bir şekilde görülüyordu ama şu anda daha iyi işlem görünüyor. Sonrası daha bir softlaştı sanki o görüntü. Emre sen de görüyorsun değil mi görüntüde? Evet. Tamam. Yani zoomlayabiliriz buraya. Girdiğimiz renk açık bir renk. Çünkü saç rengi açık. Hı hı. Ve bu şekilde dikiş izi kalın olduğu zaman biraz daha sabırla çalışmak gerekiyor. Çünkü boyayı daha yavaş emiyor. Dikişten dolayı. Evet. Anladım. Ama, yani bu işlemin daha zamanı var değil mi? Bir yarım saat daha sürer büyük ihtimal. Evet